Sevgili Tavşan halkı, Tavşanlı Web TV'si aracılığıyla gündeme dair konularda vatandaşımızı bilgilendirmek üzere karşınızda bulunmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Her şeyden önce son birkaç gündür Marmaris'te canımızı yakan ve bir dünya canlının telef olduğu cennetvari mekanların olduğu. Yani neredeyse cennetten bir köşe. Börtübet bölgesinde yangın var. Devlet tüm gücüyle orada, onu biliyoruz. Onca helikopter, onca uçak. Aynı zamanda arazözler, itfaiye araçları, personel. Havşanı Belediyesi olarak da bizler oradaki yangına bir arazöz ve itfaiye iki birlikte, ekibiyle birlikte katkı sağlıyoruz. Umarız ki ve isteriz ki böyle yangınların bir daha yaşanmaması. Fakat üzülerek ifade etmek gerekiyor ki bu tür yangınların arkasında yine her zaman olduğu gibi bir sabotaj ihtimali var. Devletin emin olduğu durum son durum itibariyle bu. Üzülmeme geldi Ben orada görev yapan tüm orman teşkilatı mensupları, Türkiye'nin tarafından gelen afet gönüllerine, afet ekiplerine, helikopterlerde, uçaklarda ve araçlarda görevli olan tüm personele e, Cenab-ı Allah yardım etsin temelisinde bulunuyorum. Gayret temelisinde bulunuyorum. Şimdi malum Tavşanlı'nın gündemi yukarısı sanayi, aşağı sanayi, orta sanayinin e, yeni Çukurköy'deki sanayi bölgesine taşınması ile ilgili konu. Yaklaşık 3 ay öncesinde Mayıs ayında bu konuyla ilgili e, Nisan'da almış olduğumuz belediye meclis kararını vatandaşlarımıza tebliğ ettik. Ve her üç sanayi bölgesindeki esnafımızın durumu ile ilgili de mevcut alanlarda son tahliller ve son tespitler yapıldı. Bir süre kondu, bir Temmuz diye. Esasında e, küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'nin eğer pandemi dönemi olmamış olsaydı inşaatları belki bir sene, iki sene Fakat pandemi dönemi koşulları artan inşaat maliyetleri süreci biraz daha geciktirdi. Geldiğimiz nokta itibarıyla pandemi döneminde vatandaşımızı sıkıştırmadık. Ondan sonraki dönem içerisinde de ekonomik olarak e, rahatsızlık duymasınlar diye gerekli kolaylıklar sağlandı. Bugün neredeyse 1200'e yakın dükkanın olduğu bölgede 50 yakın dükkan henüz bitmiş değil yarım halde ama geriye kalan 1150 dükkan tam anlamıyla bitmiş vaziyette. Dolayısıyla oraya taşınmak artık bir farz haline geldi. Taşınanlar yok mu? Eski de birlikte orada şu anda ticari faaliyetini ve aynı zamanda mesleki faaliyetini devam ettiren bir dünya küçük sanayici esnafımız bulunmakta. Şimdi bugün Tavşanlı Kötül Sarayı'nda bir ihale yaptık Tavşanlı Birliği'si olarak. İhalenin amacı küçük sanayi sitesi kooperatifinde değişik nedenlerden dolayı dükkan sahibi olamayan vatandaşlarımıza dönük uygun fiyatlarla e, kendi mesleklerine devam ettirebilecek imkanı sağlama üzerine kuruldu. Yani e, 70 metrekare, 96 metrekare ve 73 metrekarelik dükkanlarda gerekli ee, ticari dükkanlar, yedek parça dükkanları, ondan sonra e, tamirhane dükkanları, 3 tip dükkan üzerinde 35 tane ihale çıkıldı. Ama görünen o ki e, hem yer yok diye şikayet eden esnafımız, küçük sanayi esnafı bu tür bir imkan sağlamış olmasına rağmen gerekçesi nedir bilemem ama e, ihaleye katılım son derece az oldu. Yani toplasanız 10 tane vatandaşımız dükkan sahibi oldu. Biz şunu amaçlamıştık. Uygun fiyatlarla vatandaşımız yer sahibi olsun. O mümkün olmadı. 1 Temmuz sevgili küçük sanayi esnafı ve sevgili tavşan halkı şu bölümden itibaren dikkatlice beni dinleyin. 1 Temmuz geri dönülmez olan bir yoldur. Geçmişte acabalarla, siyasi kliklerle bir takım Yan desteklerle birlikte belediye üzerinde oradaki bir takım olumsuzlukları da ön plana çıkarmak suretiyle işin vehameti ee, boyutunda olumsuz propagandalar yapıldı. Bizim ağız, ağzımızdan kesinlikle hani erteleyebiliriz ifadesi çıkmamasına rağmen tekrar söylüyorum, Havşan'ın belediyesi olarak ve sorumlusu olarak benim ağzımdan 1 Temmuz'u erteleyebiliriz ifadesi çıkmamasına rağmen genel beklenti, genel söylem ve çarşıdaki aşağı sanayideki dedikodu şu, başkan geri adım atacak. Geri adım atma meselesi değil konu. Mevzu küçük sanayi sitesi, biten küçük sanayi sitesine yapıların, meslek kullarının taşınması konusu. Her üç alanda aşağı sanayi, orta sanayi ve yukarı sanayi bölgesindeki hukuki anlamda, ruhsat anlamında şartları taşımayan esnafımızın yasal olan alanlarına taşınma konusu. Tavşanı da küçük sanayi esnafının yeniden kimlik bulma meselesi, konu. Şartları taşıyan alanlarda mesleki faaliyetlerine devam konusu. Bu manada 1 Temmuz, 1 Milattı aynen arkasını durduğumuzu ifade ediyorum. Şimdi 1 Temmuz'da şu ana kadar bizim çağrımıza kulak verip de taşınanlara saygı duyuyorum. Ben 1 Temmuz'dan itibaren vatandaşımızın da yani taşınma konusunda gerekli gayreti göstereceğine imanım tam. İmanım tam. Bu konuda itirazcı olanlar olabilir mi? Evet olabilir. Ben bununla ilgili Tavşanı Belediyesi olarak hukuki anlamda neler yapabileceğimi, yapabileceğimizi Değişik platformlarda ifade ettik. Ruhsat iptali dahil, işleri kapatması dahil bu anlamda. Bunu e, bazı mahfillere götürmek suretiyle tehdit gibi algılan esnafımız var. Kesinlikle tehdit değil bu. Farklı bir anlamada gelmesin. Sadece yasallığı sağlama düşüncemiz var. Taşınmayı daha kolay hale getirme düşüncemiz var. Ha bu arada dükkanı bitmeyen 56-50 yakın insanımız var. Bunlarla ilgili ne tür bir mağduriyet ya da çözüm oluşacaktır diye insanımız düşünüyor olabilir. Ben kendisine şunu söylüyorum. Kendilerine şunu söylüyorum. Madeni Eşya Sanatkarları Kooperatifi ve aynı zamanda Küçük Sanayi Sesi Yapı Kooperatifi Başkanı Yasin Bey gitsinler. Birden fazla dükkan sahibi olan insanlar var o bölgede. Evet. O diğer taraftaki bitmeyen dükkanlar bitinceye kadar bir takvim oluşturmak suretiyle orada kendi varlıklarına devam ettirsinler. Veya Belediyenin bir imkanı vardı. Hala kullanabilirler. Böyle anlatayım. Gelsinler belediyeden kiralasınlar. Veya veya e, gönül istemedi bunu kesinlikle. Bazen de üzülüyorum. Üzgünlüğümü de ifade ediyorum. Esnaf olmayan gerçekten insanlar var o bölgede. Onlarla gidip oturacaklar. Bir şekilde kira üzerine anlaşacaklar ve faaliyetlerine devam ettirecekler. E, kendi mesleklerine saygıları varsa. Çözüm bu. Şimdi bazı arkadaşlar var, biz hani e, taşınma meselesi gerçekleşince kadar burada kalacağız ama devam ettirmek istemiyoruz diyen arkadaşlarımız vardı geçmişte. Onlar da kararlarını verecekler. Yani gerçekten bırakmak istiyorlar mı istemiyorlar mı? O da 1 Temmuz itibariyle net hale gelecek olan konu. Sonuçta şunu ifade ediyorum. Tavşanı Belediyesi yaklaşık 55 dönüm araziyi, Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine yüzde 26 ile kat karşılığında verdi. Düşük tutmasının nedeni de esnafımız yeteri kadar dükkan sahibi olsun maliyetler artmasın diye. Tavşanlı Belediyesi Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi olmasına rağmen orada her türlü altyapı ve üst yapı ihtiyacını gördü. Normalde Tavşanlı Belediyesi şunu diyebilirdi. Kardeşim sen bir kooperatif misin? Evet kooperatif. Site yönetimi var mı? Evet var. Yolunu kendin yapacaksın. Kanalizasyonu kendin yapacaksın. İşme suyunu kendin getireceksin. Evet. Biz bağlantı yaparız bu anlamda. Gibi 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 konuları normalde küçük sanayi sitesi yapı kooperatifine bırakabilirdik. Biz esnafımızla yer beraber yol arkadaşlığı yapalım diye bunların yükümlülüğünü üzerine aldık. Ama geldiğimiz nokta itibariyle bakıyoruz ki orada küçük sanayi sitesi e, üyeliği olmayan yani bu meslekte yer almayan insanlar da var. Bu da yani belediyenin yaptığı harcamalar noktasında bunu da parantez içerisinde net söylüyorum. Bir vicdan muhasebesini gerektiriyor mu? Evet gerektiriyor. Üzgün müyüz? Evet üzgünüz. Gönlümüz yaralı mı? Evet yaralı. Orada esnafta küçük sana esnafından başka kimsenin yer almaması gerekiyordu. Normalde kural da budur. Etik olan da bu olması gerekiyordu. Neticede özetliyorum arkadaşlar. Sevgili tavşan halkı, 1 Temmuz itibarıyla bu işin geri dönüşünün olmadığını bilsinler. Tavulan ona göre alsınlar. Belediye'den geri adım beklemesinler. En son Yasin Demirci kooperatif başkanımız bitmeyen binalarla ilgili bir dilekçe birlikte sürenin uzatılması talebinde bulundu. Ne zaman? 10 gün önce. Halbuki hiçbir kooperatif üyesi şunu sormuyor. Ya buradaki binalar bitmiş olması gerekiyordu. Sorun kardeş. Sadece belediye mükellef değil bazı konularda. Biz orada esnafımızın yanında yer almak amacıyla bulunduk. Yoksa mali açıdan belediyenin bir yükümlülüğü yok. Vicdan açıdan herhangi bir belediyenin yükümlülüğü yok. Hukuki anlamda da belediyenin yükümlülüğü yok. Bunu esnafımızın bilmesini özellikle istirham ediyorum. Bu manada da yarın saat 15'te Cuma vaktinden sonra... Belediye Kültür Sarayı'nda son durumları değerlendirmek ve e, takvimi 1 Temmuz olarak net bir şekilde ifade edebilmek, aynı zamanda dükkan sahibi olmayan, olamayan e, arkadaşlarımızla ilgili de bir çözüm modeli üzerinde ortaklaşa fikir talisinde bulunabilmek amacıyla bir toplantı düzenledik. Katılım bekliyoruz. E, ve şunu da istemiyoruz. Yani her türlü imkan var ama e, karşıdan bir bir adım yok. Yani özetle şöyle söyleyeyim. Adam dükkan almamış. Belediyenin dükkanlarına girmemiş. 1 e, Temmuz gelmiş. Benim dükkanım yok diyor. Böyle serzenişlerinde olmaması için yarın saat 15 son çağrı. Hepinizi bekliyorum. Esnaf arkadaşlarımıza bundan sonraki yaşamlarında Başarılar diliyorum, hayırlı kazançlar diliyorum.